İyi akşamlar. TRT Avaz ekranlarındasınız. Siz, biz de pencereyi açmak üzere karşınızdayız. Hoş geldiniz. Yine her zamanki gibi Türkiye'nin ve dünyanın gündemini, geçen hafta Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı onları konuşacağız. TRT'de, pencerede pencereyi başka bir yerden bir kere daha açmayı deneyeceğiz. Umarım başarılı oluruz. Ben İnanç Uysal ve meslektaşım Zihni Çakır. Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Dünya gündemi diyorsun. Zaten dünya şu anda yanımıza yığılmış durumda. O yüzden dünyanın gündemi de biziz. Bugüne kadar da aslında hep öyleydi de. Arada bir uzaklaşıyor yani. Şu anda daha bir sıcak gündemi var dünyanın. Tabii hazırlıkların sonuna gelinince bazı konularda hep aynı şeyleri söylemek hoş olmuyor ama bazı konularda hazırlıkların sonuna gelindi. Ona göre de hareketler belirleniyor ve bu hareketlerin tamamı da ne yazık ki burada cereyan edecek. Tarihin hiçbir döneminde huzur bulmamış bir toprak parçası burası. Sadece Anadolu değil, Anadolu'nun güneyi, doğusu, çok yakınındaki batısı. Tarih boyunca hiç huzur bulmadı. Bundan sonra da çok rahat huzur göreceğini düşünmüyoruz ama istikrar her zaman... Huzur ve istikrar için çabalıyoruz. Evet, istikrar her zaman o huzuru bir miktar da olsa temin ve tesis ediyor. Evet, huzursuzluklarımızın en bize yakınından başlayalım. Güneydoğu Anadolu bölgesinde terör son hızıyla devam ediyor. Devam etme niyetini gösteriyor en azından. Çok ciddi bir operasyon var teröre karşı. Edinilen bilgiler, bölgeden gelen bilgiler oldukça başarılı bir mücadelenin verildiğiyle ilgili. Cizre ve Silopi'de yaşanan olaylar, oradaki eğitimcilerin geri daha doğrusu şehirlerine gönderilmesi, bir telefon mesajıyla hizmet içi eğitim, yani bahaneyle o da yapılıyor muhtemelen. Çünkü Sayın Milli Eğitim Bakanı da açıklama yaptı bu konuda, biliyorsunuz. Okulların hedef alınacağına dair istihbari bilgi nedeniyle bunu yapmak zorunda kaldık. Nitekim bugün de yaptılar. Diye. Onların bir de ölçüsüzlüklerini de biliyoruz artık. Okulmuş, camiymiş, hastaneymiş. Biliyorsun onlar Kürt halkının geleceği için her şeyi yapabilirler. Okullarını da yakabilirler, hastanelerini de yakabilirler. Oraya yapılan camileri, 500 yıllık, 1000 yıllık camileri de yakabilirler. İbadetlerini de engelleyebilirler. Okuma haklarını da ellerinden alabilirler, muayene olmalarına da engel olabilirler, sağlık hizmeti görmelerini de engelleyebilirler. Çünkü onlar o halkın hakkını adına sanıyor. Düşünebilirler. O halkın aklı ermez. Bunlardan faydalanmaları gerekip gerekmediğini bilemez onlar. Şimdi neden TC'nin, onların tanımıyla TC'nin eğitimini alsın ki bu çocuklar? Yani o eğitim yanlış bir eğitim. Baktıkları yer bu olunca... Okul yakmakta da problem yok. Zaten İslam'da herhangi bir dinde, sadece yani İslam değil, problemleri var zaten. Herhangi bir dinin de zaten insanları uyuşturan bir afyondur cümlesini yanlış anladıkları için, halbuki oradaki asıl cümle de şudur, din insanları uyuşturan bir afyondur değil. Din insanları uyuşturmak için kullanılabilecek bir afyondur. Ha, tarihte de bu kaç kere kullanıldı. Ama onu bile yanlış anladıkları için. Ve TC'nin hastanelerine giderlerse zaten sağlıklı insanlar ölür. Baktıkları yerler buralar olunca, hepsi sakat bakış açıları olunca, sanki yüzyıllardır veya 10 yıllardır diyelim, oraya giden hastanelerde tedavi olan insanlar yok. Sanki o camilere giden insanların hepsi onlar açısından tehlike. Sanki oralarda eğitim görüp de Nobel ödülü falan alan kimse olmadı. Onu da orada söylemiş olayım. Yani o da kendisinin etnik temelini bir türlü etnik temelle uğraşmayan bir adam olduğu için bu da hiç hoşlarına gitmedi. Ama netice itibariyle ilkokulu orada okumuş bu adam. Yaktığınız okullardan birinde. Ve şu anda dünyanın en ehemmiyetli adamlarından birisi. Aziz Sancar. Kendisine de bir başka profesör, Gazi Çağlar, şöyle bir cümle kullandı. Onu ben bir söylemek istiyorum.
Sayın Aziz Sancar'ın ülke ocaklarından başlayıp genelkurmaya uzanan seyahati bilim tarihine sürülmüş kara bir lekedir dedi kendisi. Onların aslında kimyasını bozan Anıtkabir'de dua etmesiydi. Evet. Yani bu tetikledi. O zaten iyice şey yaptı. Buna CHP'liler de dediler ki niye genelkurmaya verdi canım, ne alakası var? Biraz genel kültür sahibi olmak lazım. Yani Anıtkabir'in genel kurmay tarafından. Evet, Anıtkabir genel kurmaya bağlı. Bilmeyince. Yani en azından biraz genel kültür rica ediyoruz. Ve Gazi Çağlar'ın bu ifadesine de şöyle bir cevap vermek istiyorum kusura bakmazsan. Ondan sonra da hemen sana vereceğim terörle ilgili bölümde sözü. Asıl bilim tarihine sürülmüş kara leke bir adamın, bir kimya profesörünün, yani siyasetle hiç ilgisi olmayan bir kimya profesörünün Nobel'i almış olmasına rağmen dünya görüşüne tahammül edememektir asıl bilim tarihine sürülen kara leke. Ve cehaletin en büyüğüdür. Onların ezberleri bozuluyor böyle şeylerde, olmuyor. Ezberleri bozuluyor. Belirlerinin zoruna gidiyor galiba açıkçası. Evet, şu cümleyi de bir düzelterek başlayalım. Hendek siyaseti. Bunu da bir düzelt lütfen. Yani böyle bir cümleyle girilmez diye düşünüyorum. Herkes bunu kullanıyor. Yani bir siyaset olarak kabul etmemeliyiz biz bunu. Terörü siyasetle ilişkilendirmek, yani tam da örgütün istediği şey bu. Yani oradaki hendeki siyaset kabul edersen, hendeklere müdahaleyi de siyasete müdahale olarak baştan kabullenmiş olursun. Yani kelime ona bu, karşı, kasıt yani bu değil belki ama bu cümle... Ama kullanmamak lazım. Bu cümle rahatsız ediyor. Yani siyaseti hendeye gömmek dersen anlarım. Ama hendek siyasetini ben de kabul etmiyorum. Şimdi biraz önce saydın. Dedin ki bunların o çocukları orada okudu, hastanelerinde tedavi oldular dedin. Bunların çocukları, yani terörü yönetenlerin çocukları yurt dışında okuyor. Terörü yönetenlerin ağababalarının evet. Çocukları ve kendileri atladıkları uçakla İstanbul ve Ankara'daki en konforlu hastanelerde tedavilerini yaptırıyorlar. Olmadı yurt dışına gidiyorlar. Tabii yurt dışına gidiyor. Bunlar camiyle zaten ilgileri yok. Sadece siyaset dönemi dindar kesilirler. Ama öbür tarafın siyaset bittikten sonra dinin seçim reddettiği terörü yani alkışlamaya devam ederler. O yüzden bunlardan PKK'nın cami, okul, hastane yakması ve buralara saldırı düzenlemesine bir karşı tepki beklemek abesle iştigal. Bunun altını çizelim. Şimdi devam eden operasyonlar Diyarbakır, Sur, Mardin, Nusaybin ve Dargeçit, Şırnak'ta Silopi ve Cizre. Burada kayıtlara göre açıklanan 3 kor general, 3 tüm general, 8 tuğ general, 26 albay ve 10 bin asker. Yani silahlı kuvvetlerin terörle mücadele noktasında komplike bir operasyonu bu ilk. Evet. Bu anlamda ilk. Belli ki amaç terörün bütün unsurlarını bölgedeki en stratejik yerlerden süpürmek ve temizlemek. Ki devletin başındaki isim Sayın Cumhurbaşkanı bu konudaki kararlılığını defaatle dile getirdi. Bitti mi bilmiyorum. Şu anda yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da biraz önce bitti, resmi yazılı biz girmeden önce evet, yani açıklama gelmemişti. Orada da ele alınacak olan muhakkak bu ve bu mücadelenin devam evet. edeceği noktasında. Şimdi bu mücadele devam ederken parlamento çatısı altında temsil edilen bir siyasi partinin eş genel başkanı hala yemin etmediği için aslında milletvekili olarak da kabul edilmiyor. Orada yasama çalışmalarına katılması da mümkün değil. Bir ifade kullandı. Direnişi büyüteceğiz dedi. Ve bir umutsuzluk olmalı ki Güneydoğu halkı onun direniş olarak nitelendirdiği teröre olan desteğini geri çekmiş olmalı ki halkımızı bu onurlu ve görkemli direnişi sahiplenmeye çağırıyoruz diye bir ifade kullandı. Halk buna destek vermiyor. Bunu kim yapıyor? İşte bugün yine yayından önce internete düşen haber, Yenişehir'den Sur'daki operasyona tepki göstermek için yürüyüşe geçen bir kitleye polis müdahalede bulunuyor. Gözaltına alınanlar içerisinde bir tane Rus ajanı var. Siz Kürtlerin geleceğini yabancı ajanlarla mı tesis ediyorsunuz? Neyle edecek ki? Yani varsayalım ki bu ifadelerini gerçekten Kürtler için kullanıyor. Ben
Kürt halkının bunlara bakışının artık somutlaşması noktasında destek anlamında bunu söylüyorum. Senin eğer eyleminin içerisinde bir Rus ajanı çıkıyorsa ki daha önce iki tane de Rus ajanının gözaltına alınmıştı aynı bölgede. Bu Rusların ilk vukuatı da değil. 80'lerdeki son da olmayacak. Olmayacak. 80'lerdeki ve öncesindeki Kürt kalkışmalarının tamamında yine Rusların organizasyonun olduğunu biliyoruz. Tarih de bunu yazdı. Şimdi bu noktada eğer bu parlamento çatısı altında görev yapıyorsanız o rozetle direnişi büyüteceğiz ifadesini kullanıp orada yürütülen operasyonu, bu ülkenin egemenliğini teminat altına almaya çalışan operasyonu eleştiriyorsanız ve o operasyona karşı da halkı tekrar bir ayaklanmaya çağırıyorsanız ki bu konuda sabıkalısınız. Daha önce yapmış olduğunuz bir açıklamadan 53 tane insan hayatını kaybetti. 53 Kürt hayatını kaybetti. O rozeti çıkarıp atacaksınız. Ve o parlamentoya da girmeyeceksiniz o zaman. Giriyorsanız sizi oraya sokmayacak yasal düzenleme bir an önce yapılmalı demektir. Bununla ilgili çok çağrı var zaten şu anda. Kamuoyunda ciddi bir hezeyan var bununla ilgili. Orada olmaması mümkün orada değil. Orada olmamaları gerektiğini düşünen insan sayısı meydan okumaya gittikçe artıyor. Zaten bu bir meydan okuma. Yani dönüştü falan değil. Uzun zamandır bir meydan okuma. Açıkçası şimdi orada yaşananların HDP ağzıyla konuşulmasına alıştım. Yani bir tahkim edilmiş ateşkes talep etmek. Kimle kim arasında? Vekili olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile terör örgütü arasında tahkim edilmiş ateşkes talep edenlerdi bunlar biliyorsun. Yani daha o şımarıklığın altında akil heyet diye aklı kendine bile yetmeyen insanların bu şımarıklığı tetiklediğini de bir taraftan not olarak tutmak lazım. Yani, yani barış süreci adı altında tamamen bu ayrılıkçı harekete destek vermiş isimlerden oluşturursanız siz akil heyetini bu da bu şımarıklığı gösterir. Şimdi barış, yani bundan sonraki adımlarda barış sürecinde azından yapılmış veya çözüm sürecinde yapılmış hatalar var. Neden var? Çünkü çözüm sürecinde ödenecek bir bedelin karşılığında kazanılması gerekir. Kazanılması düşünülen şey tam bir barıştı ya. Siyasi iradeden değil benim kastım. Kastım sivil hareket olarak bu işin içerisine dahil olanlardı. İşte orada herkes sanırım. Ama sivil hareketin bir kısmı kasıtlıdır. Onu da söyleyeyim ama. Ama herkes hani barış gelsin de noktasındaydı. Evet. Bu çok kötü kullanıldı. Yani barış gelsin de cümlesi. Hani ne olacaksa ne olursa olsuna kadar götürülmeye çalışıldı. Ve bu bir yerde hani şeyi doldurdu. Orada bir damlalık bir şey taşırdı. Şimdi söylediğin çok önemli. Sadece dün yapılan bir operasyonda ele geçirilen el yapımı patlayıcıda kullanılacak malzemenin miktarı 10 ton. Evet. Barışı bununla mı getireceksiniz? Siz bununla mı barış tesis etmek istiyorsunuz? Şimdi siz bize saldırdınız diyorlar sorduğunuz zaman. Ve bunun bir harp olduğu kanaatini devamlı şekilde tekrarlıyorlar ki evet, bir harp görüntüsü vermeye çalışıyorlar. Uluslararası kamuoyuna böyle evet, yansıtmaya çalışıyorlar. Uluslararası kamuoyu dediğin şey de zaten biraz önce senin söylediğin işte Rus ajanı yakalanıyor. KCK'nın karar aldığı yer Brüksel. Efendim işte Batı'nın bütün devletlerinin istihbarat örgütleri orada. Ama bu arkadaşlar anti-emperyalist ve komünist. Ya böyle de çok ilginç de bir durum var. Çok anti-emperyalistler ama bütün emperyalistlerle beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı savaşıyorlar. Yani ne dediklerini aslında kendileri biliyorlar. Aslında onları takip eden gerçekten sağduyulu halkın tamamı da biliyor. Ancak şu anda saldıkları korku artık gına getirilen bir seviyeye ulaştı ve minimize olmaya başladı. O saldıkları korkuyla kazandıkları meşruiyet de yok olmak üzere. Ki o zaten tırnak içinde yani bir meşruiyet. Yani o meşruiyet evet yani tırnağa alalım onu. Çünkü yani çünkü korkuyla kazanılmış meşruiyet yani meşruiyet olur mu canım? Yani o şekilde kazandıkları tırnak içindeki meşruiyeti de kaybetmek üzere. Yani şu yalvarışından belli zaten. Sahiplenmeye çağırıyorum yalvarışından çok belli. Yani bugün mesela Yenişehir'deki o operasyonlara yönelik tek eylem şu ana kadar. O eylemin içerisinde bir yabancı bir ajanın olması ve yine bu PKK'nın gençlik yapılatılmasına mensup kişilerin o eylemi gerçekleştirmiş olması halkın desteğinin olmadığını gösteriyor. Bu olumlu bir gelişme. Yani ben bu yönde
işte halkı uyaran tweetlerim nedeniyle yine daha işte son 7 gün içerisinde 6 tane ifade verdim mahkeme, savcılık falan filan. Birisi de bu. Kürt halkını aşağılama, takir etme ve işte katliam çağrısında bulunmakla suçlanıyorum. Bir avukat özellikle bir de bunu ifade eden. Ki biz o günkü uyarımızda bunu söylemiştik. Yani ifade ettiğimiz şey buydu. Örgütle halkın arasına bir mesafe koyması gerektiği, devletin mücadele ederken ayrıştırmada zorluk yaşamaması için bu mesafenin mutlaka olması gerektiğiydi. O mesafe konmamış olsaydı bugün Sur'da, bugün dar geçitte yürütülen operasyonlarda PKK dışındaki kayıpların sayısı kaç olurdu Allah aşkına? Bu... Ama halk aklı selim davrandı. Yani bu goygoycu arkadaş gibi, avukat gibi bizi farklı anlayan, şimdi bakın benim o yöndeki ifadem Hollanda'da, Danimarka'da, Almanya'da parlamenterler tarafından kullanıldı ve Türkiye'de bunlar tarafından kullanıldı. Ben aslında ne kadar doğru bir ifadede bulunduğumu çok daha iyi anlıyorum şimdi. Bu hani Kürt halkı için mücadele eden arkadaşlar var ya. Evet. Mesela Endonezya'nın İslamlaşmasında Kürtlerin etkisini bilirler mi acaba? Yani Endonezya'da aileler çocuklarını alıp getirip bir melleğe emanet ederler. O melle o çocukları eğitir ve ondan sonra onlar giderler. Çocuklar eğitildikten sonra gelirler. Eğitilmiş çocuklarını alıp başka çocuklar bırakırlar. Kürtlerin dindarlığını bilirler mi ki? Yani bilirler mi acaba bunu? Yani Ahmed-i Sani Hazretleri'nin sadece Memuzin'inde ki o sonradan eklendiğini çok düşündüğüm bir kısmına kalkışma psikolojisi dışındaki herhangi bir özelliğini bilirler mi? Ahmed-i Sani kimdir? Nedir? Ne felsefesi vardır falan diye merak da ederler mi bilmiyorum ama onların... Ve bununla ilgili ciddi bir şekilde de çalışılması lazım. Şimdi onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Onu duydum. Bir İbn Haldun Üniversitesi kurulacakmış galiba Türkiye'de ve orada bu konuyla ilgili yani Kürt kültürüyle ilgili bir yerin kürsünün en azından kürsünün belki bir bölümün olması ve gerçeğin tam olarak ortaya çıkması yani o kültürde ne var, nüvesi nedir, PKK ile bunun bir bağı var mıdır, yok mudurun anlaşılması için böyle bilimsel bir yerin olmasında çok büyük bir fayda olduğunu düşünüyorum. İbn Haldun Üniversitesi de bunun için çok uygun bir isim. Şimdi bunların aslında Kürtlerle hiçbir ilgisinin olmadığını anlamak için çok küçük bir pencere var. Daha düne kadar Barzani'ye bu Kürt siyasetinin bugün öncülüğünü yaptığını iddia edenlerin bakış açısı neydi? Barzani onlar açısından üst akıldı. Muteber bir adamdı bugün, en azından. Bugün Barzani bölgede küresel sistemin oyununu bozacak hamlelerle Türkiye'ye yanaştığında Barzani neden kötü oldu bunlar için? Barzani, hani siz Kürtlerin hakkını savunuyorsunuz ya. Barzani de onlarla ilgili yeterince söz söyledi. Çok güzel şeyler söyledi. O ayrı yani onu bir tarafta tutuyorum. Bunların Barzani'ye bakış açısı yani bunların Kürt'e bakış açısı küresel sistemin dışında olamaz ve olmadı. Türkiye'deki oyun aynı. Açıkçası ben orada öbür tarafa da çok güvenmiyorum. Yani. Hayır ben güvenme anlamında söylemiyorum. Yani Barzani'ye güvenilir güvenilmez ama noktasını küresel, da ayrı tartışabiliriz. Ama küresel tavır ortaya koyduğunda yani küresel tavır dengeleri değiştirdiğinde iki tarafta birdenbire başka biri solu veriyor. Oldu. Ama şu anda en azından durduğu yer. Şu an tamam. Yani ona itirazım yok. Onu konuşuyorum. Yani onun durduğu yer değişince bu arkadaşlar için de kötü oldu. Tabii o da hemen onlarınki de değişiyor. Ya bunlar zaten hiçbir zaman Türkiye'den taraf olmadılar. Yani o ayrı. Orada hiç büyük bir tartışma yok. Yani orada hiçbir tartışma yok. Bir taraf yani Barzani'nin gitgelleri var. Haklı olarak oradaki mevcudiyetini korumak için bunların gitgeli falan yok. Davranıyor. Bunların gitgeli yok işte. Bunlar tamamen karşılar. Başından sonuna kadar karşı oldular. Peki Suriye hala devam eden ciddi bir sorun olarak biraz hani gündemin dışında kaldı ama Güneydoğu Anadolu'da yaşananların bu kadar heyecanlı hale gelmesi yani bu kadar hareketlenmeli ve Türkmen Dağı meselesi. Sanırım Karakutu'da pazartesi günü açıklanacakmış. Düşürülen Rus uçağındaki. Canlı yayında açtırdılar zaten bugün. Evet. Pazartesi günü onu deşifre edip açıklayacaklar. Ama şeyin oradaki çiplerin deforme olduğu söyleniyor. Yani onu ne kaldıysa. Ama deforme de olsa oradan bir şey muhakkak çıkar.
Tabii Putin'in açıklamaları var. Kara kutudan ne çıkarsa çıksın fark etmez demişlerdi. Göreceğiz. Yani onlar için fark etmeyebilir ama dünya kamuoyu için fark edecektir muhtemelen. Suriye'deki bu gelişmeler bu süratle devam ederken, bizim bölgedeki gelişmelerin bu süratle devam ederken, ikisi ayrı ayrı bir münasebeti olmalı. Birbirinden bağımsız değil ki zaten. O münasebet temel olarak hep biliyoruz ve konuşuyoruz her seferinde. Yani müdahaleyi minimize etmek açısından falan. Ama Musul'da da bir Türk askeri var ve evet. Musul'daki Türk askerine de DAEŞ saldırdı. Aslında bu davranış biçimi şunu gösterir. Bana ve Rus füzeleriyle saldırdı. Evet. Her zaman söylenen PKK ile DAEŞ bizim açımızdan aynı şeydir cümlesinin ispatlandığı bir yerdeyiz. Evet. Ve buradan hemen şeye de geçeyim. Benim haberim yok. Sarin gazı satmışsınız şeye. DAEŞ'e mi satmıştınız şeye mi? Kemalist arkadaşların iddiası. Kime satıyorsunuz? Niye satıyorsunuz? DAEŞ'e satmışız. Niye sattınız? O konuya şimdi mi girelim sonra şimdi mı girelim? Buradan peş peşe gidelim. Daha sonra İslam ordusu meselesine gireceğim de bu. Şimdi bu arkadaşın CHP vekili. Bu arkadaşın Türkiye'ye ihanet noktasında kafası o kadar karışık ki. Türkiye'ye ihaneti o kadar içselleştirmiş ki. Bundan 1,5 yıl önce yaptığı açıklamada da Türkiye ile İran'ın savaşması durumunda İran'dan yana yer alacağını ifade etmişti. Ve bu ifadeyi kullanan adamı Mustafa Kemal'in partisi olduğunu iddia eden CHP parlamentoya milletvekili olarak soktu. Aynı adam şimdi Rusya'ya verdiği bilgide, yalan bilgide, enformasyonda, Rus kanallarına yaptığı açıklamada Türkiye'nin DAEŞ'e sarin gazı sattığını iddia etti. MİT tırlarıyla bölgedeki terör örgütlerine Türkiye'nin devlet olarak silah ve teçhizat sağladığı iddiasıyla bu ülkeyi Lahey'de yargılatamadılar. Yargılatamayacaklarını anladılar. Şimdi sarin gazı satmakla suçlayıp yine orada yargılatma amacındalar. Yani bunun bir pervasızlık olduğunu söyleyemeyiz. Kaça satmış? Bunun bir akılsızlık olduğunu söyleyemeyiz. Öyle bir rakam falan ifade ettiği yok. Sadece ne kadar işkembeden salladı. Ne kadar olduğu belli değil. Hiçbir şey belli değil. Nereden sattığı belli değil. Nasıl elde ettiği belli değil. Nerede kullanıldığı belli değil. Hiçbirisi belli değil. Ama bu arkadaşa göre Türkiye sarin gazı sattı. Cümle aynen böyle. Yani insanın gazı ağzından ancak bu kadar çıkar. Bir insanın gazı ancak ağzından bu kadar çıkar. Ve bu adamı o partinin genel başkanı da savundu. Sahiplendi. Hala da bir işlem yapmadı. Peki şimdi hani ya satıldıysa mı diyeceğiz? Öyle mi oluyor? Tartışmaya gerek var mı? Burada tartışılacak tek şey var. Eren Erdem denen şahsın bu ülkeye olan ihaneti. Ya şöyle bir yere geliniyor mu mesela bu cümle söylendiğinde? Bak Türkiye sarin gazı satmış diyor adam. Diyor birisi. Şöyle mi oluşuyor kamuoyu sence? Ya satıldıysa? Yok böyle bir algı oluşmadı. Yani muhalifler dışında, Türkiye'deki muhalifler dışında böyle bir algı. Türkiye'deki muhaliflerin de hangisinde oluşur? Halkta oluşmaz. Halkta değil, siyasileri söylüyorum siyasi zaten. Halkta böyle bir şey oluşur. Emin ol siyasinin de çok yani ihmal edilebilir bir sayısıdır bunu düşünüleceğiniz. İşte HDP'liler onun partisinden bu iddiaların araştırılması gerektiği, HDP'lilerden iddianın araştırılması gerektiğine yönelik açıklamalar geldi. Dahası da şu, yani böyle bir şeyin olmadığını onlar biliyordur. Mutlaka. Şimdi o yüzden yani bir algı da oluşturmaya çalışmıyorsunuz. Bunun adına bizim oralarda çamura dizi kalsın denir. Ama bunun izi kalmaz. Yani bir şunu da aslında düşünüyorum bazen. Hani Türkiye'deki muhalefetin o sadece Küçük Hacı Beyköy'de değil her tarafta. Her yerde. Şimdi Türkiye'nin buradaki muhalefetin zafiyeti garip bir yerde. Ya bu zafiyet değil. Hayır garip bir noktada. Artık zafiyet değil bu. Bak ihanet demiyorsun. Sen ihanet diyorsun da ben başka bir şey diyorum. Şimdi öyle bir zaaf halinde muhalefet ediyorsunuz ki. Orada işte tüfek vardı falan dediğiniz zaman ya acaba diye düşünülebilir. Veya o tüfekler vardı tamam da kime gidiyordu? Bunlar diye konuşulabilir falan. Ama sarin gazı dediğin zaman ya üzerinde konuşmazsın. Üzerinde konuşulmayacak bir şeyi niye muhalefet olarak ortaya atıp kendini komik duruma düşürüyorsun?
Yani bu üzerinde konuşulabilecek bir şey değil ki. Sarin gazı dediğiniz şey öyle oradan alıp oraya götürülebilir bir şey mi tırların kasasında, bilmiyorum ki. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bölgenin her noktasının izlendiği ve takip edildiği bir noktada, ki bunların hepsini geçtim. Ya hiç kimse görmedi. Ya Türkiye böyle bir ülke mi? Ben sana bir şey biz söyleyeyim. Biz böyle bir devlet geleneğimiz sahibiz yani. Sen hangi ülkeden geldin buraya? Şimdi Kolombiya mafyasını bilir misin? Bilmeyen yok herhalde yani. Çok müthiş bir mafyadır oldu, biliyorsun. Evet. Kolombiya mafyasının 3 tane uydusu var hocam. Belki 4 olmuştu. Yani birisinin Türkiye'ye baktı. 2. 2'ye mi çıkardı? 2 uydu Afganistan'dan Türkiye'deki Güneydoğu Anadolu bölgesinin ve Mezopotamya'nın tamamı olmak üzere, birisi de tamamen Güneydoğu Anadolu bölgesindeki o ticareti kontrol etmek üzere oralara konuşlanmış durumda idi. Çünkü altından geçen bir sürü, Türkiye'nin hemen altından geçiyor onların malzemeleri. Yani hepsini engelleyemiyorsun. Belki Türkiye'den de geçen vardır yani. Ama Türkiye'nin altının bir trafik bölgesi olduğunu biliyoruz bu konuda. Kolombiya mafyasının bile bir uydusu o bölgeye tahsis edilmişse, herhalde şu anda ora bu kadar karışıkken dünyadaki bütün uydular da buraya yönelmiştir. Buraya yani yönelmiştir ve oraya böyle kimyasal falan götürürken de elini kolunu sallayarak bütün dünyanın göz gördüğü biçimde götüremiyorsundur. Yani tüfek, top, tabanca dersen ya adam onunla ilgilenmemiş olabilir. Tekrar ediyorum. Oturur o zaman konuşuruz kime gitti diye. Aslında var ya, bunun özü Türkiye'de devlet millileştikçe, milli reflekslerini güçlendirdikçe bu ulusalcı tayfadaki arkadaşlarla geçmişten bu yana o bölücülük yapanlar ve bunlardan nemalanan sözde aydınlar Rusçu oldu, Persçi oldu, Johnny oldu. Utanmasalar Daesh olacaklar. Yani Daesh'e halifelik yapacaklar. O noktaya geldiler. Bu neden? Bu millileşmeye yönelik alerjinin belirtileri. Alerji duyuyor adam. Senin bağımsızlaşma mücadelenden alerji duyuyor. Ya öyle refleksler tamamen bu. Ben daha yani bir tanı konulması gerekirse aslında bunlara konulabilecek tek tanı alerji. Ya yani ihaneti kabul etmiyorlar ya. Ama alerjiler de ihanete şöyle götürüyor bunu. Tabii zaten burada sonuç olarak oraya gidiyorsun tabii da. Ama sanki şöyle bir şey var. Yani aslında devlet millileşmiyor. Ben gelip ben millileştireceğim. Tamam. Haklısındır belki. Sen gel sen millileştir. Öyle mi? Ama Türkiye Cumhuriyeti devletini, bir hükümeti yerinden edebilmek adına terörist devlete kimyasal silah satmakla suçlayarak mı millileştireceksin? Ya anarşistler bile der ki yıkacağınız şeye dikkat edin. Çünkü aynı malzemeyle yapacaksınız, yeniden yapacağınız ya da işte kaosu oluşturacağınız şey. Orada bile bir dikkat var. Ama burada yok. Gözü dönmüşlük var. Yani bu hükümetin bir şekilde yıkılması lazım. Tamam abi, yık. Bu, bak bunu ilk defa burada söyleyeceğim. Bu arkadaş daha düne kadar, yani bundan 3 yıl öncesine kadar ne iş yapıyordu? Hiçbir bilgim yok. Bu arkadaş polislere muhbirlik yapıyordu. Ve bu arkadaşı İzmir'de bir olaydan dolayı aldılar. İfadesini aldılar. 2 saat içeride tuttular. Bu arkadaş çıktıktan sonra o son dönem paralel yapı dediğimiz örgütle birebir ilişki içerisinde onların menfaatlerine ne geliyorsa o ifadeleri kullanmaya başladı. Bu da bizim iddiamız. Lütfen Emniyet Genel Müdürlüğü bu adamla ilgili kayıtlarını çıkarsın. Konuşalım. Tamam, bu da Pencere programının iddiası. Sayın Eren Erdem'in iddiasının yanında çok sönük kaldı bizim iddiamız. Kusura bakmasın. Yani öyle kimyasal silah satışıyla falan suçlayamadık kendisini. Yani artık cevap hakkınız var mı? Var tabii, cevap hakkınız var. Ama bizim sarin gazıyla ilgili bir cevap hakkımız ancak bu kadar olabiliyor. Hani siz hani iddianızı ispat ettiğinizde Zihni Çakır da iddiasını ispat eder. Evet. Şimdi bu arada biz bu bütün olup bitenler esnasında bir iki ittifak hareketine girdik. Ve bir tanesi İslam
ordusu diye tanımlanıyor. Evet. Bunun daha öncesinde bir Mısır'da böyle bir şey yapılmıştı biliyorsun. Bir 20 bin kişilik falan bir şey denenmişti. 3 milyon küsürlük bir ordu. Yani Türkiye'nin de olduğu. Irak, İran. Mısır'dakini biliyorum. Bir yıl önce falan. Evet. Hatta bir yıl bile olmadı. 6-7 ay önce. Ama o işlem görmedi. Cunta rejiminin niyetiydi o. Ne için olduğu da belliydi ama burada Türkiye'nin Suudi Arabistan liderliğinde ikinci gücün Türkiye olduğu, ki Suudi Arabistan'ı bilirsiniz, yani Suudi Arabistan'ın böyle bir ordu kurması, yani kurarken birlik olmak zorunda. Suudi Arabistan bugün kendi kendine ait askeri yok. Yani dışarıdan paralı askerlerle kendini savunan bir ülke. Çoğunluğu Pakistan. Evet, Pakistanlı askerlerden de tabii. Şimdi 34 ülke var burada. Kim yok? İran yok. Suriye yok. Irak yok. Buradan yola çıkıp İşte Sünni temelli bir ordu olduğu iddiası ortaya atılıyor. Ben olay mezhep boyutuna bakmayacağım. Ama öyle zannediyorum 3 ay önce biz burada, bu ekranda şu tehlikeye dikkat çektik. Dedik ki Yemen'de başlattıkları kargaşa ve Irak ve Suriye'deki kargaşa komplike bir şekilde yürütülüp asıl savaş Kabe'nin kapısına dayandırılmak isteniyor dedi. Evet. Dedik, yani böyle bir ifade kullandık. Şimdi işte bu kurulan ordu, terörle mücadele ordusu, bölgedeki işte DAEŞ gibi örgütlerle mücadele edilecek belli ki. Ama sadece o misyonu üstlenmeyecek. Çünkü bu tehdit şu anda çok daha fazla var. Şimdi açıkçası İran şu anda diğer Müslümanlarla mı hareket ediyor? Hiçbir Müslüman ülkeyle hareket etmiyor şu anda İran. Onu söyleyeceğim. Irak ve Suriye'de kendi ideolojisine uygun biçimde gereken neyse onu yapıyor. Ve şu aşamada Rusya'yla birlikte müttefik. Rusya'yla, Rusya'nın ve İran'ın ortak çıkarları üzerinden nereye kadar bu ittifak devam eder bilmiyorum. Irak ama zaten üç parça. Şu anki görüntü bu. Fiiliyat da üç parça. Şimdi Irak ve Suriye'ye hiç girmenin anlamı yok zaten. Yani. Çünkü orada yaşananlara müdahale etmek üzere yapılıyor bunlar. Ve orada, yani menba orası, tamam belki bütün İslam coğrafyasında var olan bir sorun ama esas orada yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak böyle bir hamle yapılmış durumda. İran kendini zaten böyle bir şeyin öbür tarafına koymuş. Siz yani İran'ı oraya çağırdığınızda gelir mi? Çağrıldığında amaç hasıl olmaz ama çağırsan da gitmez. Yani gelmeyecektir. Çünkü zaten senin mücadele öbür edeceğini söylediğin örgütleri finanse eden ve destekleyen İran. Öbür tarafta duruyor. Yani. Ya bunu her zaman söylüyorum. Bu cümle bazenlerine çok rahatsızlık veriyor ama bugün Orta Doğu'da yaşanan ve İslami terör diye tırnak içinde tabir edilen terör aslında bir Safevi Emevi ittifakıdır. Yani bundan çok kısa bir süre önce Amerika'ya büyük şeytan deyip bütün batının karşısında İslam'ın terör yüzünü temsil eden İran El-Kaide ile birlikte kendini taca atıp cici çocuk olmadı mı? Oldu. Onun İran Hizbullah'ı diye bütün dünyanın bildiği bu İran şimdi nasıl böyle bir cici çocuk oldu birdenbire El-Kaide'nin varlığından beri? Yani 11 Eylül'den beri İran, İslam coğrafyasındaki daha önce terörle anılan İran, 11 Eylül'den beri en temiz, en pürüpak, en terörden uzak devlet haline geldi. Bunu biz getirmedik, İran da getirmedi. Bu bir bakış açısı olarak İslam'ı terörle eşleştiren zihniyetin ürünü olarak getirildi. Doğru. Yani netice itibariyle bu birlikteliğin içinde İran'ın dışında kalmış olmasını bu bir Sünni ittifakıdır diye tanımlamak hata olur. Çok ciddi bir hata olur. Ayrıca o ittifakın içindeki Sünnilerin de birbirleriyle bir sürü problemleri var canım. Ne ittifakı? Öyle değil ki, bu teröre karşı bir ittifak. Artı yani şimdi ya bu işin mezhep boyutunu tartışmanın bir anlamı yok aslında da. Ya İran bugün kimi yönetiyor? İran'ın yönetiminin ideolojisi ne? Şia. Irak'taki yönetimin ideolojisi ne? Suriye'deki yönetimin ideolojisi ne? Kimi yönetiyorlar bunlar?
Yani mezhepçilik yapılacaksa eğer Orta Doğu'da, bunların hiçbirisinin orada olmaması lazım. Yani takır takır yapıyorlar işte canım, yani yapılacaksa yapıyor ya, yani adamlar. Yani şurada en azından Türkiye'dekiler, ya burada en azından bunu çıkarmayın yani. Böyle bir birliktelik kurulmuş. Niye? Çünkü İslam'ı terörle birlikte andıran anlayışları temizlemek için kurulmuş bu. Ya, yani amaç bu. Sünni'nin karşısına bu ülkede Alevi'yi koyup durmayın. İkisinin arasındaki mesele buradaki mesele değil. Değil. Yani o çok çok ayrı. Yani oradaki mesele Şia ideolojisi. Yani mezhep değil. Ve adam zaten kendini karşı tarafa koymuş. Yani sen ne yaparsan yap o öbür tarafta. Yemen örneği önümüzde işte. Yani Yemen o hale getiren kim? Ayrıca yani bundan önce Irak'la savaşmış. Yani İsrail'le her gün atışır. Daha bir kere savaşı yok. Şeydi, takıştığını görmedim. Araplar İsrail'le savaşırken mevzunun neresinde kaldı? İki kere de böyle büyük savaşlar oldu. Arap-İsrail savaşları. Neredeydi? Burada önemli olan bir tek hassasiyetim var benim. Birinin terör örgütü dediğine bu ülkelerin, diğeri sahip çıkmazsa, çünkü PKK'nın Suriye'den nasıl beslendiğini kendi ifadeleridir PKK'lıların, biliyoruz. Evet. Bunlar yaşanmazsa problem olmaz. Çözeriz, çözülür. Şimdi o, başarılı olur. Yani o noktada muhtemelen orduyu kurduktan sonra anlayış noktasında da, yani bakış açısı noktasında da bir perspektif birlikteliği sağlanmış ki ya bugünkü hedef mesela DAEŞ. Ya da en azından sağlanacak. Yani sağlanacak. O noktada hani, bir şey yaşanacağını... iyi bir mottosunun olmasıyla ben bir sonuç, en azından sonuca yakın bir şeyler, bir hamlenin olabileceğini düşünüyorum. İlginçtir. Yani Amerika böyle bir birliğin kurulmasına olumlu yaklaşım sergiledi ve tanımlanan örgütlerse, işte senin dediğine geliyoruz orada, tanımlanan örgütlerle mücadele ise olumlu bir adımdır. Almanya ile İngiltere'nin de olumlu şeyi var, açıklaması var. Bir Rusya biraz muğlak açıklama yaptı bu konuda. Ama İslam coğrafyasında bir heyecan uyandırdığı kesin. Ben orayla ilgileniyorum. Ha, orayla ilgileniyorsak İslam coğrafyasında ilk defa bir birlik. Diğer arkadaşların açıklamalarına bakmam, ilgilenmem. Onların söyledikleriyle hiç ilgilenmiyorum. Çünkü bizde bir şey var. Ajanda var ya, gizli ajanda. Yani aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz. Lafa bakılmazlar eskiler. Aynesi iştir, onu zaman içerisinde göreceğiz. Gerçekten çok mu olumlu bulmuşlar? Arttan oyacaklar mı? Mısır'a gidip başka bir şey mi söyleyecek? Suda işte bu Mısır var ya, işte veya bir Türkiye var ya falan mı diyecek? Onu diyecek bir grup oluşacak mı? Yani bunlar belki Lawrence'ler çıkacaktır. Tabii bunlar ciddi sorulardır. Şey. Yani bunlar, o dediğim gibi aynesi iştir kişinin. O yüzden İslam coğrafyasında bir hareket varsa olmuştur. Şimdi bu arada bütün bunlar olurken hep lafını ettiğimiz Batı ile aramızda ciddi bir şöyle bir durum oluştu. Yani bizimle Batı arasında bir sorun olarak değil ama aslında tarihsel geleneğimizde var olan, yani Batı'nın tarihsel geleneğinde çok uzun zamandır var olan da ve 18. yüzyıldan sonra da hani çok ete kemiğe bürünmüş olan İslam düşmanlığı, Avrupa şövenizmi bir tarafta dururken ve biz İran'la bu sıkıntıları yaşayıp, Rusya ile bu sıkıntıları yaşayıp, Arap Birliği şeklinde bir hamleye girişmişken bir de İsrail ile normalleşme noktasına geliyoruz. Burada şöyle bir şey var tabii. Başbakanlık kaynakları diyor ki biz bir mutabakata varmadık. Bizim şartlarımız var. Bu şartlar yerine geldikten sonra oturup konuşacağız ama ön anlaşma üzerinde konuşulduğu da İsrail gazetelerinde, yani bir ön anlaşma yapıldığı şeklinde yansıdı İsrail gazeteleri tarafından. Ama Türkiye'de bunu şu anda böyle olmadığını söylüyor. O yüzden bu konuyu ben biraz daha böyle önümüzdeki hafta detaylandıralım istiyorum. Ama söyleyeceğim bir şeyler varsa, şimdi, hani her Türk Müslümanın da İsrail'le anlaşma dendiğinde böyle küçük küçük bir rahatsızlığı olur. Yani büyük bir kırılma olur. Şöyle, İsrail yani Türkiye'de ki bu yönetim değişimi 2002'den bu yana geçen süreçle birlikte çok sıkı bir müttefikini, Orta Doğu'da mevcudiyetini devam ettirmek için muhtaç olduğu kaçınılmaz olan müttefikini kaybetti. Ve bunu işte Sayın Erdoğan'ın o One Minute diye bütün İslam coğrafyasının ruhunu okşayan, onu o coğrafyanın kahramanı haline dönüştüren çıkışı son, yani altın vuruş olarak kabul edilebilir. Şimdi İsrail
arz mevudu hedeflerken bu Anadolu coğrafyasını hedefliyor. Yani bir 1897'de kendi haritalarını tanımladıklarında Kapadokya'ya kadar olan bir bölgeyi tanımlar. İşte aşağıda Süveyş Kanalı'na kadar diye tanımlarlar. 48'de tanımladıklarında Fırat'a kadar gelirler. Şimdi böyle bir yapı bu ülke için her zaman tehdittir zaten. İlişkiler, uluslararası ilişkiler kapsamında bir arada yaşama, aynı coğrafyada olmadan kaynaklı ilişkiler olabilir. Lakin bugün hangi kaynaklardan sızdırıldığından emin olmadığım ve alt alta okuduğum 5 madde Türkiye'nin İsrail'le bir masada konuşabileceği maddeler bile değil ve olmamalı. O yüzden diyorum ki olmamalı. Çünkü, görelim yani ne oldu. Çünkü Türkiye ümmetin sinesine saplanmış bir hançer olan İsrail'i kendi bölgesinde bulunduğu coğrafyada sıkıştıran ve onu sıkışmışlık teorisiyle susturan tek ülkeydi. Arap dünyası, İslam dünyası Türkiye'nin ona yönelik duruşundan cesaret aldı ve İsrail karşısındaki ezilmişliğini bilhassa son 3 yılda, 5 yılda ortadan kaldırdı. Şimdi bu kadar sıkışmış bir ülkeyi, yani İsrail'i, İsrail yönetimini sözü edilen, kim tarafından sızdırıldığını bilmediğimiz, hükümetin de reddettiği o 5 maddeyle tekrar can suyu verip canlandırmanın hiçbir anlamı yok. İlişkilerin normalleştirilmesi başka. O çok başka ama... Bu maddeler başka. Ama kusura bakılmasın, o 5 madde, hükümetin reddetmesinden mutlu oldum. O 5 madde milenyumun sevri. Çünkü hiçbir ülkenin kendisiyle ilişkilerin normalleştirilmesini bu ülkenin, bu milletin en kutsal çatısı olan parlamentodan çıkarılacak bir yasaya dayandırmayı talep etme hakkı yok. Hele İsrail'in bir devlet olarak bile görülmeyen İslam coğrafyasında yönetim olarak görebilirsiniz ama bu toplumun kahir ekseriyeti tarafından devlet olarak bile görülmeyen bir terör organizasyonu olarak görünen İsrail'in Türkiye'den böyle bir talepte bulunma hakkı hiç yok. Evet, tam 21.19'da çıkmamız lazım. 2 dakikamız var, hatta 1.5 dakikamız. Yani bu anlamda hükümetin açıklamalarını olumlu buluyorum. İsrail'le ilişkiler normalleştirilebilir aynı coğrafyada olduğunuz için. Ama İsrail önce devlet olmayı, sonra Gazze'ye ablukayı kaldırması gerekir. Koşulsuz şartsız kaldırması gerekir. Ve terör faaliyetlerinden elini çekmesi gerekir. Ancak ilişkiler öyle düzelir. Başbakanlıktan yapılan açıklama da zaten bizim şartlarımız meridir, bakidir. Bu şartlar yani bu şartlar yerine gelmeden bir normalleşmeyi bile çok düşünmüyoruz. Eminim Türkiye'deki İsrail medyası, tırnak içerisinde söyleyeyim onu. Bugün bunları... O 5 madde üzerinden Türkiye'de bir manipülasyon oluşturmaya çalıştı. Hükümetin açıklamasını o noktada olumlu karşılıyor. Evet, bugün Batı'nın İslam düşmanlığıyla ilgili de bir başlığımız vardı ama onu konuşmamız için yeterli zamanımız yok. Sadece onunla ilgili bir cümle söylemek istiyorum. Bugün Türkiye'de de çok kıymet verilen bugünkü Batı düşüncesinin ve Türkiye'de de karşılığı olan düşüncenin aşağı yukarı en önemli mihenk taşı, o modern Batı felsefesinin kurucusu Hegel'in bir cümlesi vardır. Der ki, Batı İslam bir fanatizmdir ve İslam fanatizminin özü terördür. Bunu söyleyeli yaklaşık 200 yıl oldu ve bugün Müslüman terörist, İslam terörizmi falan gibi cümlelerin aslında nereden kaynaklandığının da temelinde bu var. Yine kendiler var. Yani oradaki teröristi de kimin buraya ihraç ettiğini de, hiç mi suçumuz yok? Var tabii, bir sürü eğitimsel suçumuz var. Yani onu bir yere koyalım. Yani bir sürü suçumuz var. Ama bu suçlarımızın altında yatan asıl yerin bugün İslam'ı terörist olarak gösterenler olduğunu net olarak söylememiz lazım. Efendim, zamanımız kalmadı. Pencereyi bir kez daha kapatıyoruz. Ben İnanç Uysal ve meslektaşım Zihni Çakır. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı akşamlar.